Selamun aleyküm. Başlayabiliriz isterseniz. Arkadaşlar geldiler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yirmi altıncı mektuptan devam ediyoruz. En son dördüncü mebhasın beşinci meselesi hakkında konuşulmuştu. Linki verdim. Genel itibariyle konu açıklandığı gibi hissediyorum. Hepsini okumadık galiba ama Ali Hoca yaptığı açıklamalarda 5. meselenin içerisindeki konuyu açıkladı diye hatırlıyorum. Sizin özellikle soru veya yorumunuz varsa bununla ilgili bunu konuşabiliriz. Değilse isterseniz bir sonraki meseleye geçebiliriz. Hatırlatmak babından biliyorsunuz 5. meselede bir sual vardı. Sadece la ilahe illallah demek kafi midir? Muhammedun Resulullah denmese ehli necat olabilir mi demişti. Bunu açıkladı. Şöyle demişti. Sizin sorunuz varsa eğer onu düşünüp yazmaya zaman olsun diye sizin için zaman vermek için aklımda kaldığı kadarıyla özetliyorum. Muhammedun Resulullah denip denmemesi en azından benim anladığım kadarıyla ki geçen hafta da bunu ifade etmeye çalıştım. Bu meseledeki tartışma mevzusu olan nokta insanların Muhammedun Resulullah denilmez ise eğer çok büyük bir hakikat reddediliyor gibi düşünüp muhakkak onun denmesi gerekir diye ısrar etmelerinden dolayı kaynaklanıyor. Zannediyorum bu soruyu soran da veya bu sorunun cevabının buraya alınmasındaki espri de bu. Önemli bir konu, nazik bir konu daha doğrusu. Linki tekrar post eder misiniz? Okey. Nazik olmasının esprisi eğer biz her zaman bahsini ettiğimiz usul gereği bu konuya yaklaşmazsak, belki her konuda öyle ama belki bu konuda biraz daha önem arz ediyor. O da nedir? Usulü tutturamadığımız sürece bu konuda insanları yanlış bilgilendirmeye devam edeceğiz veya insanlardan önce kendimize bakarsak eğer kendimiz için La ilahe illallah ve Muhammedun Resulullah kelimesinin neyi ifade ettiğini ilk başta biz kendimiz anlamayacağız, bilemeyeceğiz. Çünkü özellikle böyle soru soran veya bu tür bir soruyla insanlarla münakaşaya giren kişilerin baştaki en büyük problemi benim görebildiğim kadarıyla bu kelimeyi tevhidde, bu kelimeyi tevhidin neyi efendim bize neyin mesajını verdiğini biz genelde pek bilmiyoruz. Hani çok bilinen bir ifade olduğu için biz bunu zaten biliyoruz desek de veya biliyormuşuz gibi desek de evet belki bu konunun zır cahili değiliz.
Allah'ın birliğinden bahsediliyor. Peygamberin peygamberliğinden, Resullüğünden, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Resullüğünden bahsediliyor gibi belki çok kabaca bir bilgiye sahip olsak da bunun hakikaten ne demeye geldiğinin pratik anlamda hayatımızda ne demeye geldiğini çok fazla içselleştirmediğimiz için buna benzer herhangi bir soru olduğunda veya sorun olduğunda hemen o ilk başta söylemiş olduğumuz genel geçer, beylik bir söz, ifade diyebileceğimiz cümleyi tekrar etmekten başka pek fazla bir savunmamız yok. Çünkü işte dediğim gibi biz bu cümleyi hep çocukluğumuzdan beri duyuyoruz ve bunun bu haliyle, bu şekliyle doğru olduğunu kabul etmişiz. Onun üzerine de çok fazla da tahkik çalışması yapmamışız. Tahkik çalışması yapılmadığı zaman bu konunun içerisindeki herhangi bir detaydan soru geldiğinde o soruyu nasıl cevaplayacağımızı bilmiyoruz. Daha doğrusu cevap verdiğimizi zannediyoruz da cevap vermemiz genelde insan biliyorsunuz emin olmadığı konularda gelen bir soruya cevap verirken tedirginlik içerisindedir, telaşa kapılır, baştan hayır hayır olmaz öyle şey der, reddeder. Bu konuda da benzer reaksiyonlarımız var bizim Müslümanlar olarak. İşte o da bu konuyu tam olarak içselleştirmediğimizden, anlamadığımızdan dolayı. O yüzden bana göre çok önemli ve kritik bir usul çalışmasının yapılabileceği bir nokta bu. Bunu derinlemesine geçen hafta konuştuk. Ama işin özü, yani püf noktası diyeyim, Muhammedun Resulullah ile La İlahe İllallah'ın birbirini tazammun eden, birbirini içeren iki ifade olduğunu biz genelde bilmiyoruz. Muhammedun Resulullah hiçbir şekilde La İlahe İllallah'tan ayrılamaz. O onun içerisindedir. Muhammedun Resulullah dediğimizde aslında baştaki söylemiş olduğumuz hakikatin dışında başka bir şey söylemiyoruz. Ona ek olarak bir şey söylüyoruz ama Muhammed'i Resulullah yapan onun elindeki La İlahe illallah ifadesidir. La İlahe illallahı Muhammed'in elinden alın, yani farz-ı muhal onun elinde La İlahe illallah olmasaydı o da Allah'ın Resulü olmazdı. Hazreti Muhammed'i Resulullah yapan La İlahe illallah mesajıdır. Dolayısıyla bütün olay mesajın kendisinde başlıyor veya kendisinde bitiyor. La İlahe illallahı yaşayan, öyle diyelim, ilan eden diyecektim ama ilk önce abd olduğu için aynı zamanda La İlahe illallahı ilk önce kendi hayatında yaşayan ve ondan sonra da etrafındakilere anlatan kişiye denir Resulullah. Dolayısıyla Resullük, kimin Resullüğü olursa olsun fark etmez, Resullük La İlahe'den farklı olarak veya ayrı olarak düşünülmesi mümkün değil. Hani meslek olarak düşünülüyor ve bu şekilde bize arz ediliyor ya, risalelerde genelde peygamberlik mesleği veya nübüvvet mesleği dendiğinde, dolayısıyla biz teker teker sanki birbirinden bağımsız kişilermiş gibi Musa, İsa, Muhammed, İbrahim, Nuh gibi kişileri düşünmüyoruz. Bir meslekte giden değişik zamanlarda gelmiş insanları düşünüyoruz. Veya düşündüğümüzün farkında olmamız gerekiyor. Hani öğretmenlik mesleği gibi ya da avukatlık, doktorluk mesleği, mühendislik mesleği gibi. Mühendis olan, mühendislik mesleğine ait olan bir kişinin o meslek içerisinde anılması, adının geçmesi mesleği itibariyledir.
mesleğini öne bizim sürmemiz gerekiyor. Eğer bu konuyla ilgili doğrudan paralel bir örnek verelim diye düşünürsek, diyelim Mimar Sinan, bu da mimarlık mesleği oldu. Mimar Sinan mimarlık mesleğinin üyelerinden bir tanesi. Onun gibi daha dünyada binlerce, yüz binlerce mimar var. Tek o değil. Eğer biz meslek olarak mimarlığı biliyorsak, tanıyorsak ve ondan yararlanıyorsak, yani bir işimiz düştüğünde mimarlıkla ilgili bir mimara gitmesini biliyorsak, asıl önemli olan budur. Yani asıl önemli olan insanın bu dünyada mimarlık diye bir meslek olduğunu ve bu mesleği temsil eden değişik zaman ve değişik mekanlarda insanların olduğunu bilmesidir. Bunu eğer bilirse, yani temel buradan başlarsa, ihtiyacı olduğunda gidip kendisinin ulaşabileceği yer neresiyse, o yerde kendisine bir mimar arar ve bulur. Eğer olur da mesela bu mimar arayan, örneği biraz daha şu andaki konumuza benzetelim. Olur da bu mimar arayan kişi mimarlık mesleğinin farkında olup bu mesleğin temsilcileri olduğunu bilincinde olması lazım. Ve bu ihtiyaçtan kaynaklanarak gidip kendisine bir mimar arıyor diye düşünüyoruz. Gidip diyelim A kişisini bulabilir. Çünkü üzerinde aradığı özellikler vardır o kişinin. Ve der ki sen benim şu ihtiyacımı karşılayacak bir kişiye benziyorsun. O özelliklerin var. O meslekte gidiyorsun. Gel sen bana işte şu projemde şu şekilde yardımcı ol der. Şimdi bakın burada bu kişinin, yani A kişisini mimar olarak bulan kişinin durumu gayet normal ve savunulabilir. Adam ihtiyacını bildi ve gitti mimara sordu. Bunda herhangi bir problem yok. Peki bu aynı kişi diyelim ki başka bir yerde yine mimarlık mesleğini yapan B'yi bulamamış ise, bilmedi, görmedi, tanıyamadı, onu mimar olarak kendi ihtiyacını karşılayacağı kişi olarak tanıyamadı. Ama B kişisi fil hakika, yani hakikatte hakikaten çok güzel bir mimarmış. Ona da Mimar Sinan diyelim hadi. O belki tuttuğu, kendisinin ihtiyacını karşılayacağı mimardan daha kaliteli bir mimar, ama o kişi onu bilmiyor. Mimar olarak tanımadığı için. Şimdi bu adama ehli necat denir mi, denmez mi? Buradaki mesele bu. Yani bu adam kurtulur mu, kurtulmaz mı? Veya bu adam haklı mı, haksız mı? Cezayı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Cezadan kasıt da biliyorsunuz, dinle ilgili konuşurken hem hem mükafat hem ceza yapılan fiilin içindedir. From within dediğimiz gibi. Yani mimarlık örneğinde kişinin reward görmesi, diyelim istediği binayı güzelce mimara yaptırtmasından kaynaklanır veya oradadır. Onun punishment'ı, yani cezası da ihtiyacı olan şeyin yerine getirilmemesi. İstediği gibi bir bina yaptırılmaması. Mükafat ve ceza bu şekilde. Dolayısıyla şimdi bu işte B mimarını bulamadı diye, ama başka mimarı buldu diye efendim şey yapılmadı, amacına ulaşamadı diyemeyiz. Çünkü bir mimara gidiyor. Mimarlık ortak paydasında buluşuyor.
Dolayısıyla konumuzla ilgili olduğu kadarıyla hakikaten kendi dünyasında la ilahe illallah'ı bulan birisi, eğer bu parçada açıklandığı gibi Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam bir peygamber olarak tanımadıysa, fakat la ilahe illallah'ı kendi dünyasında yaşadığı için Hazreti Muhammed'i peygamber olarak reddetmiş sayılmıyor diye söylüyor. Evet. La ilahe illallah. La ilahe illallah nasıl yaşayacak? Mimar örneğine dönecek olursak ben şöyle anlıyorum. Mimar Sinan'ı bulamadığı için Mimar Sinan'ın efendim yaptığı kadar, hani o en mükemmeli temsil ediyor diye söylüyorum onu. Mimar Sinan'ın yaptığı kadar mükemmel bir evde oturamayacak. Ama yine Mimar Sinan kadar olmasa da Mimar Sinan'dan daha az kalitede veya daha az maharetli olan bir mimarın yaptığı evde oturacak. Belki o ev ötekisi kadar güzel olmayacak ama biliyorsunuz bu konularda hem cennetin hem de cehennemin seviyeleri var kat kat. Buradaki soru ehli nezet olabilir mi dediği için belki bu olaya böyle bakmak gerekiyor. Ehli nezet olabilir ama Hazreti Muhammed'in terbiyesinden geçmiş birisi kadar olmayabilir. Bu işin bir yönü bu benim anladığım kadarıyla. Bir diğer yönü de şu. Biliyorsunuz hani ayette geçiyor ya, Resul göndermedikçe biz size efendim zulmetmeyiz diye söylüyor. Zulmetmeyiz mi? Kelime orada neydi? Ceza vermeyiz şeklinde bir ayet var. Oradaki meseleyi de ben şöyle anlıyorum. Hani risalelerde yine anlatıldığı kadarıyla rasuller değişik dairelerde rasuller var. İnsaniyet dairesinde Hazreti Muhammed, işte İsa, Musa gibi kişiler var. Ama onun dışında insanın içerisinde, aslında dışında dememek lazım, onunla birlikte, onlarla birlikte yine insanın enfüsi dairesinde rasulleri var. İşte ona Said Nursi vicdan adını veriyor. Hani diyor ya, Allah'ı tanıtan bize dört rehber vardır diye. O rehberlerden bir tanesi enfüsi alanda insanın vicdanı veya insanın herhangi bir yönü. Yani şunu demeye çalışıyorum. İnsan herhangi bir Resulü tanımasa dahi, yani diyelim buradaki örneği sadece Muhammed'i tanımamak olarak değil de hiçbir peygamberi tanımadı şeklinde düşünelim. Öyle insanların da olması bu dünyada mümkün. O zaman ne olacak? İnsan, o kişi insaniyet bazında karşılaşmadığı için insan peygamberlerle, insan rasullerle onların getirmiş olduğu mesajdan sorumlu olmayacak. Yani sen bunu neden bilmiyorsun diye sorulması mantıksız olur. Ama yine de insanın içerisinde o vicdan denilen, işte belki bizim varoluşsal soruları sorduran yönümüz var. O yöne samimane bir şekilde nasıl cevap verdiğinden sorumlu olması gerekiyor diye anlıyorum ben onu. Yani peygamber demeyebilir adına, adına Allah demeyebilir. Ne bileyim, bizim kullandığımız dinin içerisindeki ifadeleri kullanmamış olabilir. Fakat o kişi için ya bir şeyler oluyor ama ne olduğunu da ben anlayamadım.
var bu işte bir gariplik demesi dahi o kişiyi o bağlam içerisinde ehli necat yapıyor olması gerekir. Bu Resul'ün tanımına göre. Çünkü insanda hiç böyle bir özellik yoksa, biliyorsunuz biz sadece bize verilenlerden sorumluyuz. Bizim kabiliyetlerimizi de biz kendimize vermediğimize göre, eğer böyle bir kabiliyetimiz yoksa, ben kendimi yaratmadığım için hiçbir sorumluluğum yok. Değişik şekilde özellikler var, değişik kabiliyetler var. O kabiliyetleri kullanabilme cüz'i irade sorumluluğu getirdiği için, mesela cüz'i irademle kendi içimde bulunan Resul'ün sorularını önemsedim demek, o insanı ehli necat yapıyor olması lazım. Çünkü neden? Kendi dünyasındaki Resul'e cevap vermiş oldu o. Evet, sen bana böyle sorular gönderdin, ben de kainata baktım ve hakikaten burada bir şeyler oluyor, ne olduğunu anlayamadım dedin. İnsanın sadece eğer bu örnek içerisinde kendi nefsinden gelen bir Resul'ün getirmiş olduğu bu şekilde mesajlar varsa, bu mesajlara karşı gösterdiği tutumdan sorumludur, öteki gerisinden sorumlu değildir. Onun gibi işte olur da Hazreti Muhammed'i tanıyamadı peygamber olarak, çünkü burada okuduğumuzda hatırlıyorsunuz, yerini tam bulabilecek miyim? Mesela bakın ne diyor, fakat bazen oluyor ki Cadde-i Ahmediye'de gittikleri halde bilmiyorlar ki Cadde-i Ahmediye'dir. Yani onun adını koymuyor, bilmiyor. Yani peygamberin, Hazreti Muhammed'in öyle diyelim, Hazreti Muhammed'in böyle bir meslekte giden adam olduğunu, bir kişi olduğunu, bir Resul olduğunu bilmedikleri için ben diyor Allah'ın diyelim birliğine inanıyorum. Ki böyle insanlar var. Gerçek tevhidi, tevhid eğitimi almadığı için bunların arasında tevhide aykırı olarak hareket edenler de olabilir. Hemen aklımıza şey geliyor ya, çok meşhur olduğu için ya da bilinen bir örnek olduğu için ilk aklımıza o geliyor. Hristiyanların işte Hazreti İsa'ya Allah demeleri. Şimdi Hazreti İsa'nın Allah olmadığı veya olamayacağı tevhid inancında mevcut. Tevhid inancında kendisini eğitmiş olan birisi bunu söyleyebilir. Ama yine geçen hafta ifade etmeye çalıştığım gibi bu imani meselelerde biz kişilerin yani %100 Hristiyan, %100 Müslüman olarak tanımlanmasından ziyade o kişilerin değişik konularda veya değişik tecrübelerde takındıkları bireysel olan tutumlara ve davranışlara göre değerlendirilmesi gerekiyor. Hani mesela Müslüman olan birisi, yani daha doğrusu şöyle diyelim, kendine Müslüman etiketi koymuş ve toplum içerisinde kendini o şekilde tanıtan birisi, her hareketi, her davranışı Müslümanca olmayabilir. Bazen Hristiyanca bir davranış sergileyebilir. Adı Müslüman olduğu halde bazen Yahudice davranış sergileyebilir. Dolayısıyla bu ehli necat olup olmaması veya şu günlerde de konuşulduğunu tahmin ediyorum, bazen sağda solda gözüme çarpıyor. Efendim Hristiyanlar kurtulur mu, Yahudiler kurtulur mu türü sorulardaki problem hep buradan kaynaklanıyor. Biz zannediyoruz ki veya o kişiler öyle düşünüyorlar. Birisi kurtulur dediğimiz zaman, mesela Hristiyanlar cennete gidecek mi gitmeyecek mi konusunda insan toptancı olarak düşünüyor. Yani bir kişiyi Hristiyan diye kendisini tanımlayan bir kişiyi düşünüyor. Bu adamın kendisi cennete gider mi gitmez mi? Gitmez olarak düşünmek istiyor. Çünkü bir yönüyle haklı, Hristiyanlık muharref ise, yani tahrif olmuş ise, tahrif olmuş bir şeyin cennete gitmesinden rahatsızlık duyuyor. Bu kısmı doğru. Fakat öbür yanda biz
Risale'den öğrendiğimiz için tabii bunu bu şekilde söylüyoruz. Öbür yanda bir adam Hristiyan dedik diye her şeyi, her düşüncesi efendim Hristiyanca olacak. Yani muharref olacak diye bir kural yok. Müminane olup olmaması önemli ki müminane biliyorsunuz biz hem derslerimizde, sohbetlerimizde bunu kullanıyoruz. Hem de işte risalelerde ki Kur'an'ın usulünü aldığını söylediği için Kur'an'da da öyle görüyoruz. Müminane diyor, müminane olması insanın bakın Müslümanlığıyla veya Hristiyanlığıyla veya Yahudiyle alakalı değil. Belief based, iman based olması lazım. Yani temelinde imanı esas alıyor olması lazım ki imanın esas alınarak imanı esas alınarak yapılan bir davranış hem Müslümanlıkta mümkün hem Hristiyanlıkta mümkün hem de Yahudilikte mümkün. Mesela onların diyelim Hazreti İsa Allah'tır demesi cümlesi veya bu yaklaşımları yanlıştır. Ama Allah birdir, Allah yaratıcıdır, Allah kainatı yaratmıştır, semavatı ve arzı yaratmıştır şeklindeki inançları bakın doğrudur. Böyle bir ayrım yapmak gerekiyor. Müslümanlar için de öyle. Yani Müslüman olarak kendini tanıtan insanlar için de öyle. Biz Müslümanız dedik diye, elimizde Kur'an var diye her söylediğimiz, her düşüncemiz, her halimiz, her tavrımız Kur'an'a göredir, Müslümancadır veya müminanedir diyemeyiz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i okurken hani diyoruz ya biz, Kur'an-ı Kerim'de diyelim, Hristiyanlarla ilgili bir mevzu geçtiği zaman ben ne diyeceğim? Hemen o ayeti ötekileştirip, o ayette bahsedilen kişileri ötekileştirip kendimden uzaklaştırmayacağım. Ya ne yapacağım? Mesela bende de acaba bu ayette bahsettiği gibi Hristiyanca bir tutum olabilir mi? Veya benim hangi tutumum olabilir mi değil, muhakkak oluyor olması lazım. Bu da Kur'an'ın tanımıyla ilgili. Değilse Kur'an bana onu söylemezdi. Mutlak ilimden gelen konuşma olduğu için hiçbir istisnası olmaması gerekiyor. İstisna olursa mutlak ilimden gelemez. Ki bu da bu 26. mektubun içerisinde konuşulan mevzulardan bir tanesi. İlk başta birinci mebhasta konusu geçmişti bunun. Allah'ın kelamı olduğu için mutlak olması lazım. Mutlak demek hiçbir istisnası olmaz demek. Her neyse Kur'an-ı Kerim'in içerisinde dolayısıyla kelamullah olduğu için Allah'ın konuşması olduğu için ve ben de o konuşmayı dinleyen birisi kendisine hitap ediyor diye kulak veren birisi olarak ne diyeceğim? Peki ben şimdi Yahudice olan tavrımı, Hristiyanca olan tavrımı nerede bulabilirim? Hayatımda acaba ben bunu nerede yaşadım ya da yaşıyorum diyeceğim şeklinde biraz fluid düşünmek gerekiyor. Benim senin soruna cevap olarak aklıma gelenler bunlar. Bir diğer soru. Bazen oluyor ki caddeye Ahmet'e gittikleri halde bilmiyor ki Ahmet'e nasıl anlayabiliriz? Peygamberin adını bilmiyor ama onun yolunda gidiyor. Nasıl anlayabilirsiniz? Nasıl anlayabileceğimizi az önce açıkladım. Bilmiyorum cevabı var mıydı? Cevapladınız zaten. Evet. Onu bilebilmek için bu Cadde-i Ahmediye'den kasıt nedir ya da meslek olarak yaklaşabiliyor olmak lazım. Yani biz eğer her zaman dediğimiz gibi tutturmuş giden birisiysek, Muhammed en büyük peygamber, Muhammed bizim peygamberimiz, onu kabul edersen kurtulursun, kabul etmezsen cehennemi boylarsın şeklinde şu anda Hristiyanların yapmış olduğu, büyük çoğunlukla Hristiyanların yapmış olduğu gibi bir İsa ile ilgili kendi dinlerinde yapmış oldukları bir tavra, takılmış oldukları tavra biz de takılırsak ne caddeyi tanırız ne kimin orada gittiğini bilebiliriz. Yani onu bilebilmek için böyle bir cadde var. Caddeden kasıtta biliyorsunuz. Yani caddenin değişik şeritleri olabilir. Büyük kübra dediği için büyük bir cadde. Yani patika değil. Patikada bir kişi gidebilir. Yanına ikinci kişi girmez. Yanında yürüyemez. Patika olmadığına göre hem cadde hem de kübra. Cadde-i kübra
Demek ki o caddede giden bir sürü kişi var demektir bu. Dolayısıyla cadde olarak bir gidişatı, bir mesleği tanımak gerekiyor, tanıyabilmek gerekiyor. Onun için de sadece iman eğitimi gerekli. Çünkü bütün bu insanlar, rasuller daha doğrusu, iman ve tevhid eğitimi vermişler. İman caddesi nedir? Tevhid caddesi nedir? Onu bilmek gerekiyor. Onu bildikten sonra kimin arkasından gideceğini bilir insan. Daha önceden de söyledim. Hazreti Ali'ye referans verilerek söylenen bir cümleyi okumuştum geçenlerde. O çok hoşuma gitti. Sen ilk önce hakikatin ne olduğunu öğren, daha sonra haklının kim olduğunu anlarsın şeklinde söylüyordu. Sen ilk önce hakikatin ne olduğunu öğren, sonra haklının kim olduğunu anlarsın. Dolayısıyla haklı kimdir diye başlamak, ben öyle anladım onu. O Hazreti Ali hangi bağlamda veya nasıl bir soruyla karşılaştı da bunu söyledi bilmiyorum. Ama benim tahmin edebildiğim kadarıyla şöyle olması lazım diye düşünüyorum. Ki bizde de var bu, etrafımda da ben bunu çok görüyorum. Efendim şu mu haklı, şu mu haklı? Kişisel bazda düşünüyoruz biz çoğunlukla. Kişisel bazda düşününce problemlerden çıkılmıyor. Kişisel olarak düşünme, hakkı öğren, hakkın ne olduğunu öğren. Daha sonra kimin haklı, kimin haksız olduğunu, hem kimin haklı, kimin haksız olduğunu bulabilirsin. Hem de az önce söylediğim gibi bir kişinin bazen haklı, bazen haksız olan düşüncelerini bilebilirsin. Ki en önemlisi bu bence. Bu risalelerden aldığımız usul gereği ben bu dersi, bu prensibi kendim için çok önemli görüyorum. Çünkü çok müşkül meseleleri hallediyor. Bu söylediğim nokta. Bir kez daha tekrar edeyim. Hazreti Ali'nin dediği gibi ilk önce hakkı öğrenmek çok mantıklı. Çünkü şimdi risalede söylenileni birleştireyim. Çünkü hakkı öğrendikten sonra hem kimin haklı kimin haksız olduğunu öğrenebilirsin. Çünkü elinde hak var veya hakkı öğrenmişsin. Hakka kıyas ederek onları değerlendireceksin. Hem de bir kişi her zaman haklı olamaz. %100 haklı olamaz. Bizim içinde yaşadığımız gerçekliğe aykırı, insanın yaratılışına aykırı bir şey bu. Yani bir adam var, o adam her işinde %100 devamlı haklı. Bu mümkün değil. Dolayısıyla böyle olunca sen eğer hakkı bilirsen, sadece hak ile uğraşırsan veya şöyle diyelim, hakkı öğrenmek üzere usulünü onun üzerine bina edersen, bir karşına kim gelirse gelsin o kişinin haklı olup olmadığını değerlendirebilirsin ve aynı zamanda kişi bazında da senin şu davranışın hakka uyuyor, şu davranışın hakka uymuyor diye mütalasını yapabilirsin. Ki bu çok önemli. Evet. Bizde eksik olan bu diye görüyorum. Ben mesela onları şeye benzetiyorum. Zaman zaman söylüyorum bunu. Türkiye'de bu tür tartışmalar, yani her konuda yapılıyor bu. Yani sadece dinle ilgili değil, siyasetle, ki Türkiye'de siyaset çok önemli bir yerdir. Toplum tartışması açısından herkes siyaset tartışır. Hem siyasette artık aklınıza ne gelirse gelsin, hem eğitimde, hem sporda, hem bilmem nerede, nerede olursa olsun bizdeki önemli problemlerden bir tanesi tartışmalarda taraflı görünüyor tartışmalar. Çünkü taraflı ne demek? Mesela A kişisi birisi tutturuyor ki A kişisi doğru diyor. Öteki karşıdaki de B kişisi doğru diyor. Bu ikisi devamlı olarak birbirleriyle çatışıyorlar. Kıraathane kültürü, az önce onu söyleyecektim. Kıraathane kültürü diyorum ben ona. Kıraathane kültürü dememin sebebi, kıraathaneden de biliyorsunuz Türkiye'de kahvehanelerde herkes konuşur.
siyasetçisi olan da olmayan da yani öyle bir eğitim almasına gerek yok. Veya konu eğitimse mesela eğitimle ilgili bir meselede görüş bildirmek için insan yani ben eğitimden anlamam falan demez. Devamlı konuşur. O konuşmalarının da yani insanlar deşarj olmak için orada günlük olarak bazı şeyler yapıyorlar. O yönden düşünmüyorum ben onu da. Konuşmalarının tam sağlam bir temele oturmamasının sebebi benim anladığım kadarıyla o tür insanlar yüzeysel olarak yaklaşıyorlar. Yani arkasında bir teorik anlam, teorik bilgi yok veya teorik eğitim yok. Teorik eğitimde az önce Hazreti Ali'nin dediği gibi ilk önce haklının ne olup olmadığı yani fikri bazda hak nedir diye düşünüp düşünülmemesi. Kıraathane kültüründe bu anlamda teorik yani hakla altındaki fikirle düşünen kimse veya o bazda tartışan kimse yok. Herkes yüzeysel olarak kişiler bazında meseleyi tartışıyor. Kişiler bazında tartışılınca da işte az önce söylediğim gibi taraflar ortaya çıkıyor. Birisi diyor ki A kişisi doğru, haklı. Ötekisi diyor ki B kişisi doğru. Halbuki insan hak üzerinden neye göre doğru, neye göre haksız diye düşünse diyecek ki veya diyebilecek ki evet A kişisinin şu yaptığı veya şu söylediği şu yüzden doğrudur. Tabii neye göre doğru kısmı da önemli orada. Ona girmiyoruz. Çünkü insanın yaratılış maksadına göre hareket edip etmemesi veya hak tanımını o nereden aldığı da önemli. Ama onun dışında böyle bir yaklaşım olmadığı için insanlar hep genel etiket bazında tartışıyorlar. Mesela işte Müslümanlar haklıdır. Müslümanlar haklıdır demek aslında yanlış bir cümle. Müslümanlar haklıdır derken kastettiğin şey ne? Müslüman olarak bilinen insanların her yaptıkları doğru mudur, değil midir? Besbelli bir şey ki doğru değildir. Dolayısıyla Müslümanlar her zaman haklıdır veya Müslümanlar haklıdır diye bir genelleme yapmak yani hakkı bilen birisi açısından yanlış olduğu belli. Fakat işte bu takım tutma tarzında, taraf tutma tarzında olaya girildiği için bir taraf diyor ki Müslümanlar haklıdır, öteki tarafta diyor ki Hristiyanlar haklıdır, öteki taraftaki diyor ki siz hiçbiriniz haksız, haklı değilsiniz, hep kendinize yontuyorsunuz her şeyi, takım tutuyorsunuz, demek ki sizden adam olmaz, siz hak ehli insanlar değilsiniz deyip işte ateistler, agnostikler veya dini argümanları kabul etmeyen insanlar, onlar da diyor ki bakıyorlar bu duruma karşıdan. Herkes kendi tarafını tutuyor diyor. Müslümanlar her zaman kendilerinin haklı olduğunu söylüyorlar. Karşı taraf kendisinin haklı olduğunu söylüyor. Bunlar diyor hak peşinde değil diyor. Hepsini reddediyor. Yani onlar da haklı. Kendi durdukları yer açısından ki belki bunu sizinle de paylaşmışımdır daha önce. Gazali'nin ilk çok genç yaşta fark ettim dediği bir yanlış var bu meselelerde. Ki o kendisine göre bu olayı fark ettikten sonra diyor, taklidin ne kadar yanlış olduğunu anladım diyor kendisi. O fark ettiği yanlış da şu imiş, baktım diyor, Müslüman ülkelerde veya Müslüman toplumlarda doğanların hepsi Müslüman oluyor. Hristiyan toplumlarda doğanların hepsi Hristiyan oluyor. Yahudilerde doğanların hepsi de sonuçta Yahudi oluyor. Ya bunların içerisinde bir tanesinin haklı olması lazım. Diğerlerinin de normal şartlarda hakka gitmeleri gerekiyor. Fakat öyle tek bir yöne gidiş değil. Herkes kendi doğmuş olduğu toplumun içerisindeki kabul görmüş olan görüşün üyesi oluyor daha sonra, büyüdükten sonra diyor. Bu işte diyor bir yanlışlık var. Bu sadece bu olay yani bu fenomen sadece taklitle açıklanabilir. Yani insanlar içine doğmuş oldukları toplumun dini değerlerini taklit ediyor olmaları lazım ki böyle bir sonuç karşımızda var deyip taklidin kesinlikle yanlış olduğuna hükmettim diyor. Gazali söylüyor bunu.
İşte burada da görüldüğü gibi tahkik olması lazım. Tahkikin olabilmesi için hakkın ne olup olduğunu bilmek lazım. Hakkı bilince kişilerin ya da kişinin içerisindeki birer ikişer hareketlerin veya bireysel hareketlerin haklı olup olmadığına hükmetmek gerekiyor. Yazılanlar var, onları okuyayım. Evet. Yani tarihsel olarak dediğin doğru olabilir. Tam bilmiyorum yani onlar neyi nasıl yaşadılar. Ama ikna olduklarında, Müslümanlığın yayılmasından, İslamiyet'in yayılmasından bahsediyorsun herhalde. İkna oldukları zaman insanlar Müslümanlığı seçmişler. Taklitten kurtulmuşlar. Evet. M. Kazancı şöyle demiş, bir sınavdaki, belki biraz geç oldu ama bunu okumak için, bir sınavdaki doğru olan bütün cevaplarınız, o sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan kimsenin cevabı dahilindedir diye anlıyorum. Doğru, dediğiniz doğru, güzel bir benzetme olmuş. Sınavdaki tüm soruları cevaplayan kimsenin cevabı dahilindedir, evet. Caddeyi, ne diyordu, Ahmediye'den kasıt o. Cadde-i Ahmediye demek, Hatemül Enbiya olduğu için Hatemül Enbiya hepsini kapsayan peygamber demek. Dolayısıyla Hazreti İsa'yı kabul ediyorum, Hazreti İsa'nın mesajını kabul ediyorum diyen aslında Cadde-i Ahmediye'dedir. Niye? Çünkü Hazreti İsa da Cadde-i Ahmediye'dedir de ondan. Hani o menkıbelerde veya hikaye olarak anlatılan işte peygamberin, Hazreti Muhammed'in bütün peygamberlere namaz kıldırması ne demek? Hepsi bir cemaat, hepsi aynı yöne dönen, aynı Allah'a dönen ve aynı Allah'ın elçileri anlamında. Hepsi birlikte namaz kılıyorlarsa onun anlamı o. Hazreti İsa'ya inanıyorum diyen birisi demek ki o cemaatten birisidir. Evet. Kazancı'nın sorusuna ekti son cümle. Burada dini bencillik var desek doğru tabir olur mu? Halbuki din bizim malımız değil, bize indirilendir. Aynı hocadan ders alıyorlar diye anlamak. Aynı hocadan ders alıyorlar. Evet. Kazancı'nın sorusuna ekti son cümle diye açıklama yaptınız. Evet. Dini bencillik denebilir. Dinin taklit olarak alınması herhalde burada temeldeki sorun. Yani biz taklit bilmeden doğru, etrafımızda herkes doğru diyor diye inandığımız için çoğunlukla ondan sonra İşte herkes de Müslümanlık, İslam tek dindir falan filan diyor. Bunların ne demeye geldiğini yani kavramsal anlamda anlamıyoruz. İrdelemediğimiz için yani anlamamamız normal. Çünkü öyle anlamak için bir çalışmamız yok. Yani bu kavram ne demek? İslam, indallahül İslam. Allah'ın yanında, indinde tek din İslam'dır. Sorusu ne demek şimdi? Bunun kavramını, kavram bazında çalışmasını yapmayan birisi doğrudan doğruya literal olarak ilk başta aklına gelen manayı düşündüğü için ki o mana nedir? Bize göre Müslümanlık tabii ki hak dindir. Hristiyanlar tabii ki cehenneme gidecek sonucunu çıkartıveriyoruz oradan hemen. Aynı şekilde mesela ben İncil'de bu ayeti okuduğumda aynı şeyi düşünmüştüm. Hazreti İsa diyor ki I am the only way diyor. Tek yol benim diyor. Şimdi bunu okuyan birisi aynı Müslümanların yaptığı gibi bunu okuyan Hristiyan da bak Hazreti İsa kendisi açık açık söylemiş. I am the only way demiş.
Şimdi I am the only way'i bu şekilde anlayan birisi, yani benden başka ki yollar, anlıyorsunuz, benden başka ki başka yolların hepsi cehenneme gider demek bu Hazreti İsa'nın demesi. Ben de şimdi Hazreti İsa'yı kabul etmeyenleri cehenneme göndermemde bir sakınca yok diye buradan bir mana çıkartırım. Ama onu şu anda yapmaya çalıştığımız gibi I am the only way demesini bir peygamber mesleğinde giden, bu caddede giden birisi söylüyor diye elindeki meslek aracılığıyla değerlendirmeye kalktığımızda olayı kişiselleştirmiyoruz, o kişinin mesleğine vurgu yapıyoruz. Dolayısıyla o zaman ne oluyor? I am the only way diyen, sanki şey gibi, hani o mimar örneğinden gidecek olursak, birisi iş mimarlıkla ilgili bir iş yaptırmak istediğinde mimar olan kişi çıkıyor diyor ki benden başkası bu işi yapamaz diyor. Ne demek bu? Bu işin ehli olmayan, mimar olmayanlara bunu götürmeyin, bu işi benim gibi mimar birisi yapar demektir. O çevrede de mimar örneğinde tabii ki birden fazla mimar olur veya yüz binlerce mimar olur, o yönden örneğin bu tarafı uymuyor ama örnek her zaman yanlış olacağı için teşbihte hata olmasın şeklinde kullanalım bunu. Hazreti İsa zamanında da başka etrafta mimar yoktu, tek mimar oydu. Yani tek Allah'ın Resulü oydu. Dolayısıyla kendisinin o devirde benden başka bir yola giderseniz, yani benim göstermiş olduğum yoldan başka bir yola giderseniz, Allah'a giden yoldan çıkarsınız anlamında I am the only way diyor olması lazım diye düşünebiliriz bu usulü elde ettikten sonra. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın da I am the only way demesi, yani öyle dememiş olsa bile tarihsel olarak bilmiyoruz, demiş de olabilir ama demesi haktır Hazreti Musa zamanında. Her peygamberin kendisi zamanında I am the only way demesi, Hazreti Muhammed'in de I am the only way demesi aynı Hazreti İsa gibi haktır. Yani şöyle, nasıl hak olduğunu anlıyoruz, çünkü hakkı anladık ya, hakkı öğrendik ne olduğunu. Biz onu, Hazreti Muhammed'in hiç böyle ağzından böyle bir kelime çıkmadı, sen nereden uyduruyorsun denilmez. Hazreti İsa bunu dedi mi? Hazreti İsa Resul ise aynı meslekte gidiyorsa bunu söylemese bile Hazreti Muhammed'in de demesi haktır potansiyel olarak diye sonuç çıkartmak mümkün oluyor. Çünkü biliyorsunuz peygamberin dışında, ki peygamber semavi mesajı, semavi prensipleri bizim dünyamıza, semadan da kasıt biliyorsunuz gaybtan gelen anlamında, gaybtan gelen mesajları getiren kimse sadece onun getirmiş olduğu şeyin içerisinde hak vardır sonucu çıkıyor buradan. Onun dışındakiler, mesela feylesoflar, onlar da çok düşünüyor. Onlar da aynı şekilde belki bu varoluşsal sorularla cebelleşiyorlar ama tabii onların da hepsi değil. Feylesof deyince biliyorsunuz yine Risale mesleği içerisinde felsefeden veya feylesoflardan kast olan eşyayı eşya içerisinde açıklamaya çalışan kişilerdir. Yani seküler ve materyalist düşünce sisteminin adamlarıdır. Her feylesof böyle değil. Mesela Risalelerde de geçiyor. Socrates, ötekisi neydi? Plato. Socrates ve Plato tevhid ehli insanlar, kurtulmuşlardır diyor ama Aristo öyle değildir diyor. Demek ki Aristo eşyayı eşya içerisinde açıklamaya çalışan birisiymiş. Her neyse. Mesele böyle. Buyurun. Yok yok, gelebiliriz. Zaten biz burayı hızlı geçecektik güya ama gene takıldık. Buyurun. Devam ediyor. Yani tamam,
başından biz geçen hafta da aslında toplandığımız İslamiyet'i sadece İslam'ın içinde doğduğu için bilen hakikatsiz insanların orada doğdukları için suçlamayacaklarına kanaat ediyoruz. Diğer taraftan bir Hristiyan'ın ehli iman yani Müslüman bir ehli iman olarak Cenab-ı Allah'ı tanıma gayretini de takdir ediyoruz. Ama bunların birbirini kıyaslanması benim aklımlarla bu kısım yok. Yani niye bunların ikisini birbirine kıyaslıyor? Hangi ikisini bir daha söyleyin? Bir tane İslam ülkesinde doğmuş. Aha. Ama Muhammed Aleyhisselam'a karşı sadece adını dinletme isimler. Fakat ben Müslümanım diyen insan. Evet. Yani anladığımı zannediyorum. Bir şeyler söylemeye çalışayım aklıma geldiği kadarıyla. Anlaşılmamış gibi duruyorsa tekrarlarsınız veya başka bir şekilde söylersiniz. Teşekkürler. Güzel bir soru. Şimdi peygamberi fakat peygamberi işten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse diyor ya. Bakın ondan önceki yerde yani Cadde-i Ahmediye'de oldukları halde ama bilmiyorlar ki orada oradaymışlar dediği kişileri mesela şöyle tarif ediyorlar. Şöyle tarif ediyor. Bir keyif hem bazen oluyor ki diyor. Bazen oluyor ki mesela bakın bu bazenin ne zaman olup olmadığını siz de belki bunu fark etmişsinizdir. Bu meseleleri konuşurken diğer hocalar ya da işte alim zatlar bu konularla ilgili çalıştığını düşünen kişiler bu meseleyle ilgili herhangi bir şey söylemek istediklerinde hani o fetret devri denilen mevzu var ya, yani fetret devri ne demek? Peygamber gelmemiş, peygamber bilinmemiş, o adamı sorumlu tutamazsın şeklinde söylenilen mevzu. Bu meseleyi hemen fetret devrinde olanlar sorumlu değildirler diyorlar ve hemen arkasından ne diyorlar? Fetret devri peygamberin gelmediği yerdir. Yani peygamber işte 571'de doğduysa 571'in alt tarafındaki 570-500. Yılları fetret devri olarak kabul ediyorlar. Fakat burada mesela bazen oluyor ki diyor, bakın öyle bir fetret devri yani coğrafi olarak herhangi bir yer tanımlaması yok. Tarihsel olarak bir yer tanımlaması da yok. Bazen oluyor ki demiş ki bence bu çok önemli. Yani bunu demiyor ki Suudi Arabistan'da Hazreti Muhammed gelmezden önce 550. senelerde 500 ila 560. seneler arasında demiyor. Fetret devrini o şekilde tanımlamıyor burada. Dolayısıyla bir şey mi diyeceksiniz? Belki de ben yanlış duyuyorum. Dolayısıyla burada benim anladığım kadarıyla teorik olarak konuşuyor. Herhangi bir kişinin ya da herhangi bir grubun fetret devrine girip girmemesine hüküm vermek amacıyla konuşmuyor. Mesela bazen diyor, bazen olur ki hani muğlak bırakıyor. Muğlak bırakmasında da bu anlamda bence bir espri var ve veya bir güzellik var. Bu bazen oluyor ki dediğinde sen yani bunu okuyan kişi ki başta kendi yazan olarak kendisi kimin buna girip girmediğiyle uğraşmıyor. Yani Amerika'nın şurasındakiler, Afrika'nın şurasındakiler, şu devirdekilerle uğraşmıyor ama şunu biliyor. İnsan olarak yaratılışta bu mümkün. Biz bunu anlayabiliriz. Yaratılışta bazen bazı yerlerde bazı kişilerin hakikate ulaşmaması söz konusu. Ulaşamıyor olabilirler. Peygamber gelmemiştir o zaman zaten ulaşamıyor. O da doğru. Fakat peygamber geldikten sonra da veya peygamberin mesajı yayıldıktan sonra da yine de bu mesaj her yere bu haliyle yayılmıştır diyemiyoruz bakın. Yani bunun için illa birisine gidip
bu adamın işte Çin'in bilmem neresindeki bu adamın dünyasına geldi mi gelmedi mi diye tetkik etmeye gerek yok. Teorik olarak konuştuğumuz için, o kişi hakkında karar vermek için konuşmadığımız için bunun bazen böyle olabileceğini anlamak mümkün. Her yere bu mesele gitmiyor. Ve mesela burada devam edeyim, bu bazen meselesinin üzerinde çok konuştum belki ama önemliydi. Hem bazen oluyor ki diyor, bir keyfiyeti meczubane. Bakın bunlar da şeydir, nasıl derler, muğlak olan ifadelerdir. Bir hali tasvir ederler. Keyfiyeti meczubanede olduğunu, kimin keyfiyeti meczubanede olduğunu kimse bilmez Allah'tan başka. Ama biz şunu söyleyebiliriz, hani öğretmenlik örneğinden bazen konuşuyoruz ya, mesela çalışmayanlar kardeşim sınıfta kalırlar veya çok zorluk çekerler, ödevini yapanlar bu sınıftan iyi not alırlar dermiş gibi. Kimin iyi ödev yapıp yapmadığını, ödevini kimin en iyi teslim edip etmediğini, kimin de tembellik yaptığını biz bilemeyiz. Belki karşıdan görebildiğimiz kadarıyla bu adam o yolda gitmiyor gibi görünüyor falan diyebiliriz ama bunlar hep bizim kendimiz açısındandır. Yani ben de onun gibi tembellik yapmayayım demek açısındandır. Yoksa o tembellik yapan kişinin tembelliğinden ben sorumlu değilim veya tembel ise tembelliğinin sonucunda başına ne gelecek karşılığında, Allah onun karşılığını nasıl verecek, bana soracak hali yok. Benim ilgim yok, benim sorumluluğum yok, ben bilemem de onu. Hani kalpleri Allah'tan başkası bilmez ya. Dolayısıyla başka birisinin, yani mesela tembel olan bir kişinin sınıfta kalacağını veya sınıfta çalışmak gerektiğini söylerim ben. Ama hakikaten kim çalışır, kim tembellik yapar, kim en iyi ödevini teslim eder onları bilmem. Fakat teorik olarak ben derim ki bu sınıfta çalışmak lazım, bu sınıfta ödevleri iyi teslim etmek lazım falan gibi genel geçer şeyler söylerim. Bunları söyledikten sonra insanlar kendilerine bakarlar ve kendileri için karar verirler. Ben şöyle yapayım derler. İnsanlık hali olduğu için onu her zaman yapamayabilirler. Biraz daha kendilerini hatırlatırlar vesaire. O artık hayatın içerisindeki gri noktalardır. Biz bu tür yerlerde gri noktaları, yani pratikteki spesifik örnekleri, pratik konuşmuyoruz deyince konuştuklarımızın pratikle hiç alakası yokmuş gibi anlaşılmasın. Pratik konuşmuyoruz demek, pratikteki spesifik bir örnek üzerinde konuşmuyoruz demektir. Yoksa konuşulan bu teorik mevzuların pratikte çok şeyleri vardır, örnekleri vardır veya pratikte bir işe yarasın diye bunlar konuşulur. Ama yani böyle bir mevzu var. Yine devam ediyor bakın. Bir haleti istikerane, yani kendinden geçme hali. Bunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl bir örneği olabilir bunun bu? Meczubane ve istirakkerane. Yani kendinden öyle bir geçmiş ki bunun çok örnekleri olduğuna ben inanıyorum şu anda. Ben kendini Müslüman olarak tanıtmayan bir toplumun içerisinde yaşıyorum. Etrafımdaki insanlara bakıyorum. Onların çoğunluğu kendini Hristiyan olarak düşünüyorlar. Bu insanlardan birçoğunun kim olduğunu bilemem yine. Bilmekle de sorumlu değilim. Birçoğunun buradaki söylendiği haliyle istirakkerane ve meczubane bir şekilde. Meczubane ne demek? Yani cezbeye kapılmış. İlla bunun yani karikatür gibi düşünüp, yani böyle deli gibi etrafta dolaşan insanlar olarak düşünmeyin. Ben öyle düşünmüyorum. Meczubane demek kendisinin içinde bulunmuş olduğu şeye kaptırmış kendini. Bu doğru diyor, Hristiyanlık doğru diyor, Allah var diyor, bak İncil elimde diyor. Bu anlamda, yani nasıl diyelim ona, zealot demeyelim de onda da biraz negatif bir connotation var. Yani çok ihlaslı bir şekilde kendi elindekine yoğunlaşmış kişi kastediliyor buradan diye anlıyorum ben. Meczubane ve istirakkerane demesinden. Ben etrafımda meczubane ve istirakkerane birçok Hristiyan görüyorum. Bana göre öyle görünüyor onlar. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'i nasıl tanımazlar bunlar? Yine onlara bakıyorum. Hazreti Muhammed'i bir peygamber olarak görmüyorlar. Görmeleri lazım. Nasıl görmüyorlar bilmiyorum ama işte desenformasyon, misinformasyon bu şeyin içerisinde, bu kültürün içerisinde
Muhammed'in, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam bir peygamber olarak, aynı Hazreti İsa veya Musa gibi bir peygamber olarak portresi yok. Böyle bir şey çizilmiyor. İnsanlara böyle verilmiyor. Efendim araştırmaları gerekirdi, araştırmalardı. Evet, bunlar da kendi sorumluluklarıdır. Ve bu sorumlulukları ne kadar yerine getirip getirmedikleri konusunda da Allah'la aralarında bir şey olacaktır. Aleyhisselam. Allah onlara mesela diyecektir ki bunu araştırsaydın falan. Onları biz bilemeyiz. Onlardan da sorumlu değiliz zaten. Fakat şundan eminim yani. Peygamberi, Hazreti Muhammed'i bir peygamber olarak tanımayan insanlar bu dünyada hala mümkün. Hani şey diyorlar ya, bir pire için yorganı yakmayalım dedikleri gibi. Mesela tahrif olmuş dinler dediğimiz bu insanların içerisinde hakikaten pireler var. Yani insanı rahatsız eden yönler var muharrif olması yönüyle. Ama onun dışında onları çıkarttığında sonuçta onlar da ehli kitaptır. Ki ehli kitabın fıkhi kurallarda bile diğer insanlara göre yerleri farklıdır. Bu fark da nereden kaynaklanıyor? Onun altındaki şey, tevhid tabanında aynı yerde buluşuyoruz. Onlar da Allah diyor. Ben böyle anlıyorum. Bakın, vaziyeti münzeviyane demiş. Münzevi bir hayat yaşama veya bedeviyane. Bedevice çöllerde yaşayan falan filan diyorlar ama buna illa dediğim gibi yine bunu literal alıp çölde kim yaşıyor ki veya çölde kim var ki diye sormamak lazım. İnsanın nerede bedevi olduğu veya nerede münzevi olduğunu biz bilemeyiz. Hala bir yerlerde yaşıyor olabilirler. Belki bu anlamda bedevilik veya münzevilik diyelim dünyanın en büyük New York şehrinin ortasında da olabilir. İstanbul şehrinin ortasında da olabilir. Bedevinin kim olduğunu biz bilemeyiz. Dolayısıyla buradaki ifadelerin hepsi teorik olarak spesifik bir yer veya kişi veya zaman bildirilmeden verilmiş. Biz teorik olarak anlıyoruz ki buna uyan kimse, yani bu şartlara uyan kimse, bunların, eğer böyle birisi varsa, her kimse onlar, bunların şeyden sorumlu olmaması lazım. Mesajın kendilerine gelmediğinden dolayı mesajı reddediyor diye tanımlanmaması lazım. Tanım bazında konuşuyoruz burada. Neden tanımlanmaması lazım? Çünkü mesaj gelmedi ki mesajı ben reddediyorum desinler. Böyle şeyler mümkün diyor burada diye anladım ben. Peki o zaman şurayı da okuyalım da zaman da bitti. Allah razı olsun, güzeldi. Düşünmeye devam edelim. Şimdilik aklıma gelenler benim bunlar. Mesela bakın burada peygamberi işiten ve davasını bilen adamlar onu tasdik etmezse kim bunlar? Bilmiyoruz. Peygamberin davasını bilen adam olması lazım ama tanım olarak by definition konuştuğumuz için tanım olarak davasını bildiyse birisi bildiği kadarıyla ondan sorumludur. Bilmiyorsa, bakın bilmeyen kişinin sorumluluğu olmaz. Hani dinin içerisinde de bizim devamlı söylediğimiz veya pratik hayatımızda karşımıza çıkan meselelerde hemen başvurduğumuz o fıkhi kurallar vardır ya. Oruçtum ben, bilmiyordum, unuttum birden oruç olduğumu. Yemek yedim, orucum bozulmaz deniyor. Neden? Oruçluyken yemek yememen lazım. Neden bozulmuyor? Çünkü bilmemek veya unutmak, hatırlamak, hatırlamıyor olmak bir şeydir, excuse'dur. Nedendir, kabul edilebilecek bir nedendir. Bu da onun gibi. Bilmiyorsa eğer, bilmediği şeyden sorumlu olamaz. Pardon, bilmediği şeyi reddediyor şeklinde tanımlamak yanlıştır. Onun hakkında yalnız La İlahe illallah kelamı sebebi necat olan tevhidi ifade edemez. Çünkü biliyor. Bu bir son kısımda söylenen şey peygamberi tanıyan kişi için konuşuyor. Ha bakın burada onu söylemiş.
Çünkü o hal bir derece medarı özür olan, bakın ona da bir derece demiş, orada da bir espri olabilir, cahilane ademi kabul değil. Yani cahilliğinden dolayı, bilmediğinden dolayı ademi kabul. Kabul etmeme değil, belki onun tam tersi kabulü ademdir. Yokluğunu kabul etmektir, yokluğunu iddia etmektir, yani inkar etmektir. Evet. Her neyse şimdilik bu kadar yeter demiş. Yani detayını siz kendiniz düşünün. Burada prensipleri verdik. Bu şekilde düşünülmesi lazım. Evet. Ve Rabb'e iman ediyorsa peygamberin yolundadır. Evet. Yani bana en önemli görünen mesele burada efendim kişilerin toptan etiketleriyle uğraşmak ve etiketlerini ya cennete ya cehenneme göndermek meselesi şeklinde bakmamak gerekiyor. Hristiyan dediğin, ha Hristiyan dediysen kesin o yanlıştır. Müslüman dediğin, Müslüman dediysen o da doğrudur demek. Sanki her şeyiyle doğru olacakmış gibi. Bu mesele yanlış. Müslüman olarak kendini tanıtan birisi veya o iddiada olan birisi çok rahat bir şekilde Hristiyanlığın Hristiyanlık şeklinde tanımlanabilecek davranışlar içerisinde olabilir. Bu mesele biraz ona benziyor benim kafamda. Bunu düşünür düşünmez onu o aklıma geliyor. Mesela evet. Sağ ol. Sanki söylem peygamberinin bir takım duruma düşüyor. Yani böyle hani önemli, az önemliymiş gibi. Bu beni rahatsız etti bence. Evet, evet. Doğru, doğrudur. Evet. Evet. O çok rahatsız edici. Hani bunları söylemene katılıyorum ama sadece peygamberimiz bir hani şey gösteriyor. Hani onun kanına o kadar da hani çok çok önemli değilmiş gibi sonuca varılırsa diye katılıyorum. Anladım. Yani güzel bir hassasiyet de yani yine de aynı şeyleri söyleyeceğim belki ama bakın mesela peygamberimizi tanımasa diyoruz ya. Şimdi bu peygamber meselesini biraz açıklamaya çalıştım ama bu konuşma sırasında şimdi belki onları biraz daha tekrar edip veya sırf bu konu üzerinde şunları söylemek mümkün. Peygamberimizi tanımasa dediğimizde evet peygamberi Hazreti Muhammed'in eğitimine girmek başkadır. Burada da zaten bir derece medar özür olarak kabul ediyor onu. Yani o adamların ehli necat olup olmaması yani kurtulup kurtulmaması açısındandır. Ama dediğimiz gibi cehennemin de cennetin de bir sürü kademesi var. Dolayısıyla onlar da eştir, Hazreti Muhammed'in hiçbir önemi yoktur anlamında olmaması lazım. Bunları biraz daha bu meseleleri, her meselede öyle ama bu meselede özellikle biraz daha İngilizce ifadesiyle fluid düşünmek lazım. Biraz daha katı, yani şey anlamında değil, böyle dört köşeli, sınırları belli olan şeklinde düşünmemek lazım. Biraz daha relaxed, biraz daha bu meselenin tabanında nasıl bir hakikat yatıyor ona dikkat ederek düşünmek lazım. Mesela şöyle peygamberimiz diyorsunuz ya tanımaması, sakil düşmesinden rahatsız oluyorum.
Şimdi biz şöyle bir örnek vereyim. Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam şu anda olduğu gibi ismi geçer geçmez ona saygımızdan dolayı bu şekilde bir şeyimiz var. Efendim hassasiyetimiz var. Kendisinin adından sonra siz söyleyin salat ve selam getiriyoruz kendisine. Bu doğrudur, güzeldir. Yani güzel bir alışkanlıktır ama biz bu derslere katıldığınızda biliyorum. O yüzden hatırlayacaksınız diye söyleyeceğim. Bu derslerde devamlı sohbetlerde söylenen mesele nedir? Evet, şu anda o örneğini verdiğim salat ve selam verme örneğin meselesinde olduğu gibi bu işin ritüel kısmıdır. Yani onun adı söylendi, adından sonra millet aleyhissalatü vesselam dedi, selam verdi ona, salat ve selam getirdi. Bu kısmı doğru olmakla birlikte burada kastedilen nedir? Ben bu zatın adı anıldıktan sonra neden bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum, söylenmesi lazım diyorum ve bu söylemem benim için ne ifade ediyor, benim dünyamda neyi ifade etmesi lazım meselesi bizde eksik kalıyor. Dolayısıyla bakın, yani bu özellik sizde var diye söylemiyorum ama bizim gibi Müslüman ülkelerde yetişmiş insanların çok kolay kolay kıramadıkları bir alışkanlık bu. O da şu, doğrudan doğruya kardeşim sen şey düşünme, yani ne anlama geldiğini düşünme, pardon, bilmesen de bunu söyle geç. Yani bunu köşeli olarak düşünüyoruz ve muhakkak yapılması gerekli olarak düşünüyoruz. Ve ondan sonra da birisi bunu niye böyle söyleme ihtiyacı hissediyorsun dendiğinde bu hakikatin yani söyleme ritüelinin neye dayandığını veya bizim pratikte hayatımızda ne ifade etmesi gerektiğini anlatamıyoruz çünkü bilmiyoruz. Sadece kurallar bazında, ritüeller bazında konuşmaya alışmışız biz. Kurallar da, ritüeller de her zaman köşelidir. Hadi bu deyimi de kullanmış olayım burada, herhalde anlaşılıyor. Kurallar da her zaman köşelidir. Yani bir yerde başlar, bir yerde biter. Belirli bir şekli şemali vardır. 1, 2, 3 diye devam eder. Kural olarak konuştuğumuzdan dolayı veya biz çoğunlukla dine bu şekilde köşeli yaklaştığımızdan dolayı mesela Hazreti Muhammed'in adı anılmasa da onun hakkında salat ve selam getirilmesinin ne demeye geldiğini bilmiyoruz veya ne zaman selam ve selam getirilir ona onu bilmiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Salat ve selam ne demek? Çok uzun ama detayını sormayın. Bu konuyu ayrıca çalışmak gerekir. Şu haliyle kısaca örnek vermeye çalışıyorum. Salat ve selam nedir? Onun üzerine salat, yani Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber hakikatlerini ben bu kişiden aldım demektir. Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber hakikati de biliyorsunuz kainatta görmüş olduğumuz, müşahede etmiş olduğumuz şeyler üzerine söylenir. Yani bakmayın onu biz yine ritüel olarak her namazdan sonra 33 kere şunları şunları söyleyeceksin diye köşeli olarak söylüyoruz. Kural olarak söylüyoruz ama onların arkasındaki hakikat nedir? Subhanallah, yani ben Allah'ı tesbih ederim. Kainatın içerisinde alemi şehadette ben müşahede ettim ki hiçbir şey bir başka şeyin şeyi olamaz, ilahı olamaz ve her şey onun tarafından yaratılmıştır. Kendisi mutlak olduğu için her şey onu tesbih eder, hiçbir şekilde icraatinde, yaratmasında kusur yoktur demek. Bakın Subhanallah'ın, yani çok kısa geçmeye çalışıyorum ama Subhanallah'ın böyle derin ve doğrudan doğruya kainatla olan bir ilişkisi var. Yani kainatı gözlemleyen bir kişinin gözlemledikten sonra varmış olduğu şeydir Subhanallah. Elhamdülillah da aynı şekilde, Allahu Ekber de aynı şekilde. Bütün bunların her birisinin insanın normal şartlarda bir salatı, yani namaz diye biz onu kestirip atıyoruz da aslında namaz namaz değil, o salat demek lazım.
salat aynı zamanda da bizim bildiğimiz haliyle ritüelistik namazı da içerir ama ondan daha geniştir bu anlamda. Bizim anladığımız ritüelistik namaz sadece fihristedir. Bu anlamda Kur'ani olan salat kainatın içerisinde bir abd olarak, bu Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber hakikatleriyle bir abd olarak yaşamayı ve gözlem yapmayı içerir. Dolayısıyla salat 24 saat, yani uykudakileri şuursuz olduğumuz için hadi onları çıkartalım, uyanık olduğumuz bütün saatlerde ve bütün dakikalarda normalde bizim salat ediyor olmamız lazım. Salatın böyle bir anlamı var. Biz bunu, yani kainata bu şekilde bakmayı bu kişiden öğrendik anlamında, onun ismi anıldıktan sonra salat getirilir. Ondan sonra da selam denir. Yani ben bu meseleyi ve senden bu şekilde öğrendim. Selam da barış veya agreement demek. Yani aramızda böyle bir anlaşma, biat var. Ben senin bu dediğini kabul ediyorum anlamında. Ondan sonra da selam denir. Normalde aleyhissalatu vesselam denmesinin amacı böyle bir insanın farkındalığını ifade etmesini temsil ediyor olması lazım. Ama biz kendi dünyamıza bakalım, hiçbir zaman, yani hiçbir zaman demeyeyim de, çok çok ender olarak bu şekilde salat ve selam getiriyoruz. Aynı şeyi devam ettirelim bunu. Eğer biz peygamberden bu anlamda kainatın içerisinde yaşarken kainata bu gözle bakmayı öğrendik, o yüzden salat ve selam önemlidir diyorsak, bunun anlamı nedir veya bir başka uzantısı nedir? Normalde benim kainatın içerisine baktığım zaman günlük yaşantımda Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber hakikatlerini gözlemlediğim zaman alemi şehadetin içerisinde ne demem lazım? Allah sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhissalatu vesselam demem lazım. Kainata bakınca, efendim kimse peygamberin adını söylemedi. Söylemesin, mesele o değildi ki zaten. Mesele peygamberden aldığım mesajın benim dünyamda bir yansımasını yaşadım ben. Hani her zaman yapamıyoruz ama oldu, oturdum pencereden bakarken bu hakikatler, ya böyle demişti bu peygamber, hakikaten ben de pencereden dışarıya baktım, bunları gördüm, kendi dünyamda tecrübe ettim dediğim anda ne olması gerekiyor? Hazreti Muhammed dediğimiz kişiyle, Resul'le aramızdaki agreement'ın tekrarlanması veya kuvvetlenmesi gerekiyor. Çünkü onu ben kendi dünyamda gözlemledim. Böyle olunca benim şu anda yaptığım gibi kainata bakınca da benim devamlı peygambere salat ve selam getirmem gerekiyor. Ama bakın Müslüman olan kişiler topluluğunda bu anlamda ben ağaca baktım, kuşa baktım, salat getirdim diyen hemen hemen hiç kimse yok. İstisnalar daima kaideyi bozmazlar. İstisnadır. Dolayısıyla buradan nereye varmak istediğimi belki anlamışsınızdır. Peygamberi kabul etmiyor, peygamberi kabul etmiyor dediğimiz meselede kişisel olarak yoğunlaşmayı bir kenara bırakmamız lazım. Yani onun kişiliğinin hiçbir önemi yoktur anlamında söylemiyorum. Fakat o kişinin, yani Muhammed-i Arabi diyor ya Said-i Nursi, Muhammed-i Arabi'nin, yani Arabistanlı Muhammed demek o, Arabistanlı Muhammed'in, Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Muhammed olabilmesi için muhakkak elinde La İlahe İllallah mesleği olması lazım. La İlahe İllallah mesleğinden dolayı Hazreti Muhammed Hazreti Muhammed'dir. Onun dışında hiçbir özelliği yoktur bu kişinin. Ve az önce sizin bunu da belki bu verdiğim örnekten sonra siz alakasını kurabilirsiniz ama madem konuşuyoruz onu da söyleyeyim. Sizin o dediğiniz sen olmasaydın alimleri yaratmazdın meselesi yine Risale-i Nur'un içerisinde açıklandığı haliyle bir kişinin hatırına bu dünya yaratılmış değil. Yani Hazreti Muhammed'i Allah çok seviyordu. Neden seviyorsa artık ona kıyak mı geçiyor nedir bilemiyoruz. Yani bunu söyleyenler bilmiyorlar. Biz bilmiyoruz anlamında değil de. Peygamberi çok sevmiş Hazreti Muhammed'i, bütün kainatı yaratmış. Değil ki, böyle bir olay yok. Kişiliğinin sevmesi değil. Elindeki mesajın olmadığı zaman
Yani peygamberin elindeki mesaj olmadığı zaman bu kainatın yaratılmasının bir esprisi olmaz. Anlamında olması lazım. Yani hep o tür sizin bu bahsini ettiğiniz, örneğini verdiğiniz meselelerden olayı kişiselleştirmeden tevhid yönüyle değerlendirme alışkanlığını edinmemiz lazım diye düşünüyorum. Eğer bunu yapmazsak işte kişinin kendisi çok önemli oluyor. Yani Hazreti Muhammed en büyük peygamber, Hazreti Muhammed en büyük peygamber. Neden en büyük peygamber? Çünkü La İlahe İllallah'ı en üst seviyede yaşadığı için kısmını bir türlü şey yapamıyoruz, kafamızda yerleştiremiyoruz. Peygamberin veya herhangi bir kişinin büyük olması, dini terminolojide büyük olması ne demek? Sadece ve sadece Allah'ı tanıma ve tanıtma mesleği açısındandır. Yoksa onun dışında peygamberin veya herhangi bir insanın hiçbir esprisi yoktur. Bizde bundan dolayı yine başka bir meselenin başka bir boyutu geliyor aklıma. Biz olaylara böyle yaklaşmadığımız için sizler de biliyorsunuz bizim kültürümüzde peygamberle ilgili meseleler anlatılırken veya onun şahsıyla ilgili konuşulurken ne denir? İşte boyu şöyleydi, posu şöyleydi, omuzları genişti, yüzü çok güzeldi, saçları şöyleydi diye fiziksel olan özellikleri üzerinde durup onun çok güzel, çok yakışıklı, kuvvetli, neredeyse Herkül gibi bir adam olduğu yönünde duruluyor. Çünkü biz bizim büyük dediğimiz bu çok Allah'ın katında çok mübarek bir kişidir dediğimiz bir şahsiyeti öteki yönleriyle yani dünyaya bakan yönleriyle yüceltmeye çalışıyoruz. Halbuki bunların hiçbirisi yok. Yani 1.90 boyunda veya işte saçları şöyle, kaşları şöyle bir adam olmasına gerek yok ki. Peygamberi peygamber yapan ne saçıdır, ne boyudur, ne pazısının kuvvetli olmasıdır. Yani cılız bir adam da olabilirdi, 1.65 boyunda da adam olabilirdi, saçları dökülmüş bir adam da olabilirdi. Sonuçta yaşlandığı zaman herkesin saçları dökülüyor zaten. Bunu şu yüzden söyledim, biz bu meselelere şahıs bazında yaklaşıp şahısları yüceltme alışkanlığımız var. Ki yani bu sadece bize has değil, belki insaniyet, insanların böyle bir zafiyeti var. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam öldüğünde işte Hazreti Ömer öyle bir çıkış yaparak Hazreti Muhammed öldü demeyin yoksa fena olur falan diye insanları fırçaladığını biliyoruz ama öbür taraftan Hazreti Ebubekir de kalkıyor. Evet, hiç buna itiraz etmenin anlamı yok. Hazreti Muhammed ölmüştür kardeşim. Çünkü Hazreti Muhammed bir kul idi, bir insan idi. Ölmesi de gayet normaldir. Kendi gözümüzde Hazreti Muhammed'i veya diğer büyük şahısları, veliler de dahil olmak üzere başka makamlara veya başka değerlendirmelere tabi tutmamamız lazım derim. Pardon, çok konuştum. Söylemek istediğiniz varsa buyurun yine de. Estağfurullah. Düşünmek lazım. Yani bir kere de insanın hassasiyetleri, düşünceleri, alışkanlıkları değişmiyor biliyorum. Çünkü yani hepimiz insanız. Benim de bu meseleleri hemen çözdüğüm söz konusu değil. İnsan düşündükçe, üzerinde tefekkür ettikçe bazı şeyleri anlıyor. Ve sizin dediğiniz gibi herkesin hassas olduğu nokta veya takıldığı nokta farklı farklı olabiliyor. Bu da demek ki sizin hassas olduğunuz bir noktaymış. Onunla ilgili bir şeyler söylemeye çalıştık. Peki, siz okey dediğinize göre arkadaşlardan özellikle muhakkak söylenmesi gerekiyor bu noktada diye bir konu gelmeyecekse ben bitirmek istiyorum. Evet.
Allah razı olsun. Peki sizden de. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahümen elhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala el Fatiha. Amin. Cümlemizden Allah da